Merhaba arkadaşlar, Binot Yayınları Fen Bilimleri Deneme Çözümüne hoş geldiniz. Birinci soru ile başlıyorum. Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Aşağıdaki grafikte bir bölgedeki güneş ışınlarının geliş açısı verilmiştir. Bakalım güneş ışınlarının geliş açısına. 21 Mart tarihinde 60 derece yaklaşık. 21 Haziran'da yaklaşık 30-32 derece. 23 Eylül'de yine 60 derece yaklaşık. 21 Aralık'ta ise 90 derece, yani dik açıyla gelmiş. 21 Aralık tarihinde 90 derece ile alan yer neresiydi? Güney yarımküreydi. Hemen şıklara bakalım. Verilen bölge kuzey yarımküredir. Yanlış. Güney yarımkürede olacak arkadaşlar. Verilen bölge güney yarımküredir. Evet, doğru. Verilen bölgede aynı direğin gölge boyu en uzun 21 Haziran'da olur. Evet, bu ifade de doğru. Neden? Çünkü 21 Haziran'a en eğik açıyla geldiği için en uzun gölge boyu bu tarihte olur arkadaşlar. Doğru cevabımız D seçeneğidir. 2 ve 3. İkinci soruya bakıyoruz. Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? 12 ay Kanada'da eğitim için kalan Berra'nın seçeceği kıyafetler ile ilgili. 1. 12 ay boyunca giyeceği kıyafetleri seçerken Kanada'nın iklimine bakarak seçim yapmalıdır. Evet, doğru. 12 ay uzun bir süre arkadaşlar. Uzun bir süre içinde iklime bakmak gerekiyordu. Uzun zaman deyince aklınıza iklim gelecekti. 2. Kanada'nın ilk gün, Kanada'daki ilk gün giyeceği kıyafetleri seçerken Kanada'nın o günkü hava durumuna bakarak seçim yapmalıdır. Evet, doğru. Hava durumu günlük olarak baktığımız bir değerdi. 3. 12 ay boyunca giyeceği kıyafetleri seçerken Kanada'nın bir günlük hava durumuna bakarak seçim yapmalıdır. Hayır arkadaşlar. İklime bakması gerekiyor, hava durumuna değil. Doğruyu sormuştu. 1 ve 2, yani A seçeneği doğru cevabımız olacak. 3. soru ile devam edelim. Yukarıdaki şekil ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır diye soruyor bize. Bakalım. Şimdi yukarıdaki şekil, baktım güneş ışınları nereye dik açıyla geliyor? Güney yarımküreye, yani Oğlak dönencesine. O zaman bu nedir? 21 Aralık tarihi arkadaşlar. 21 Aralık. K noktasında gece yaşanmaktadır. Evet, buradaki gördüğünüz bu karanlık kısım geceyi ifade eder. Bu ifade doğrudur. B. Verilen zaman diliminde kuzey yarımkürede kış mevsimi yaşanmaktadır. Evet, doğru. 21 Aralık'ta kuzey yarımkürede kış mevsimi yaşanıyordu. C. Aynı zaman diliminde L ve M noktalarında sıcaklık eşittir. L ekvator bölgesinde, M ise güney yarımkürede. Güney yarımkürede yaz yaşanır. Ekvator bölgesinde genellikle sıcaktır yıl boyunca hava, ama M'ye göre daha soğuk olacak arkadaşlar. Sıcaklık eşittir ifadesi yanlış olacak. Doğru cevabımız C seçeneğidir. 4. soru ile devam edelim. Buna göre aşağıdakilerden hangileri bir meteoroloğun araştırma sonuçlarıdır? Meteorologlar neydi? Hava durumlarını inceleyen bilim insanlarıydı. Hava olaylarını diyebiliriz. Bakalım hemen. Hava durumu belirli bir yerde kısa bir süre içinde etkin olan atmosfer koşullarıdır. İklim ise geniş bölgelerde ve çok uzun zaman için aynı kalan ortalama hava şartlarıdır. İklim bir bölgenin hava olayları bakımından karakterlerini tayin eder. Bir, İzmir'e iki gündür yağmur yağıyor. Bu kısa bir zaman arkadaşlar ve kesin bir değerden bahsediyor, bilgiden bahsediyor. O zaman hava durumudur. Yani meteoroloğun araştırma sonucu olabilir. Denizli'de en çok yağmur Nisan ayında yağar. Bu genel bir ifade ve iklimden bahsetmekte. Yani genellikle Nisan ayında yağmur yağar. O zaman meteorolog araştırmasının sonucu olamaz. Güneydoğu Anadolu bölgesinde yazlar sıcak ve kurak geçer. Bu da nedir arkadaşlar? Yine bir iklim bilimi terimi olabilir. Yani hangisi yalnız bir doğru cevabımız A seçeneğidir. 5. soru ile devam edelim. 5. soruya baktığımızda buna göre 1, 2, 3 ve 4 numaralı zeminlerden hangisine etki eden basınç en büyük olur? Taban alanları ve ağırlıkları aynı olan mıknatıslar, demir ve tahta ile
Yani bunların hepsinin ağırlığı ve taban alanı aynıymış. Aşağıdaki düzenekler hazırlanıyor. En büyük basınç hangisinde olur bakalım. Şimdi her birine ben G ağırlığında desem, her biri G ağırlığında. O zaman şu anda normalde şu üste bakmadan alta baktığımız zaman ne olacak? Bütün basınçlar eşit olacak. Şimdi baktım birinci şeklime. SS zıt kutuplar birbirini iter arkadaşlar. O zaman burada bir itme kuvveti olduğu için ağırlık da neydi? Bir kuvvet de basınçta. Burada da kuvvet var. O zaman kuvvetim arttı diyebilirim. Kuvvetim arttıysa ne olacak? Basıncım da artacak. Burada basınç artış gösterir. 2'ye baktım. Demir bloğum var. Burada da bir mıknatısım var. Mıknatıs ne yapar arkadaşlar? Demiri çeker. O zaman basınç ne olacak? Azalacak. Tahtaya etki etmez. Basınç sabittir. Buna baktım. 4'e. Burada zıt kutuplar var mı? Yok. Evet, zıt kutuplar var. S ve N zıt kutuplar var. Zıt kutuplar ne yapar? Birbirini çeker arkadaşlar. S kutbu, N kutbu ne yapacak? Çekecek. O zaman çekince ne olacak? 4'te, yani şuradaki mıknatısım yukarıya doğru çıkacak. Basıncım ne olacak? Azalacak. Azalır, sabit kalır. Azalır, artar. Yani en fazla basınç nerede olacak? 1'de. A seçeneğim doğru cevabım olur o zaman. Hemen 6. soru ile devam ediyorum. Şekil 1'deki kap, şekil 2'deki ve şekil 3'teki gibi çevrilirse. Şekil 2 ve 3'teki kap tabanındaki sıvı basınçları aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir diye soruyor. Hemen bakalım. Sıvı basınçları kap tabanına. Yani şu içeriye yapan basıncına bakacağız. Öncelikle burada kaç karemiz dolmuş? 4 karemiz. Hemen kabımı ters çevirdim ya da yatay çevirdim diyebilirim. 4 kabı doldurdum. Yüksekliğim aynı mı? Aynı. Sıvım değişmedi. O zaman basınç ne olacak arkadaşlar? Kap tabanına yapan basınç değişmez. Burada ne vermiş bize? Kap tabanına etki eden sıvı basıncı 40 PA'dır. O zaman bu değişmezse ne olacak? Yine 40 PA olacak. Şunları eledim. A ve C arasında gidiyorum. Geldim şekil 3'e. 4 tanesini doldurmam gerekiyor. 2 tanesini doldurdum. Yaklaşık şöyle şu kadar bir değerde yine ne olacak da olacak. Burada yüksekliğim artmış oldu mu? Evet, yüksekliğim arttı. Peki yükseklik dediğimiz nedir? Sıvının kap tabanına olan derinliği. Derinlik arttıkça sıvı basıncı da artar. O zaman 40 P'den yani basıncım daha fazla olacak, artmış olacak. Baktım, doğru cevabım C seçeneği olur. 7. soru ile devam ediyorum. Verilen ifadelerden hangileri doğrudur diye soruyor bana. Sadece bu deneye ve verilen bilgilere göre. Bu önemli. Suların akışı ile ilgili. Şimdi bakalım. Sıvılarda katılar gibi basınç oluşturma etkisine sahiptir. Tüm sıvılar içinde bulunan cisimlere bir basınç uygular. Bir kap içerisindeki sıvı kabın her yerine basınç uygular. Ancak sıvının uyguladığı basınç her yerde aynı değildir. Su dolu bir pet şişeye farklı yüksekliklerden eşit büyüklükte delikler açıldığında bu deliklerden suyun uyguladığı basınç nedeniyle suyun fışkırdığı gözlemlenir. Aşağıdaki kapta özdeş delikler aynı anda açıldığında suların izlediği yollar gösterilmiştir. Şurada. Arkadaşlar sıvı nedir? Aynıdır. Sıvım aynı yani su. O zaman yoğunluğa bakmıyorum. Neye bakacağım? Derinliğe bakacağım. Derinlik arttıkça basınç artıyordu. Basınç fazla olduğu için de su ne yapacak? Daha uzağa gidecek. Hemen bakalım. Hangileri doğrudur diye soruyordu bize. Suların farklı uzaklara gitmesinin nedeni sıvının derinliği arttıkça oluşturduğu basınç değerinin artmasından kaynaklanır. Evet, bu ifade doğrudur. 2. Kaptaki su azaldıkça deliklerden akan suyun gittiği uzaklık da azalır. Evet arkadaşlar, su azaldıkça derinlik azalacak. Akan suyun gittiği uzaklık da ne olacak? Azalacak. Derinlik azaldığı için basınç azalacak. O zaman da uzaklık da azalmış olacak. 2 de doğru. 3. Suların farklı uzaklıklara gitmesinin nedeni sıvı yoğunluğunun arttıkça. Sıvı yoğunluğunun artması gibi bir şey söz konusu değil arkadaşlar. Çünkü sıvı zaten aynı sıvı. Yoğunluğu değişmiyor. 3 yanlış. O yüzden 1 ve 2 yani doğru cevabı ne olacak? C seçeneği.
8. soru ile devam edelim. Yukarıda verilen düzenekteki açık hava basıncının etkisiyle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur diye soruyor. Hemen bilgimizi okuyalım. Açık hava basıncı atmosfer tabakasındaki gazlardan kaynaklanır ve bu basınç içinde bulunan bütün cisimleri her yönde etki eder. Tamamen yağ ile dolu kapalı bir teneke kutunun tabanında açılan bir delikten yağ akmaz. Evet, neden akmaz arkadaşlar? Çünkü buraya bir açık hava basıncı uygulanmaktadır. Doğru, zaten doğruları arıyordum. 2. Yağın akması için kutuya üstten bir delik açılması gerekir. Evet, üstten bir delik açılırsa buradan ne olacak arkadaşlar? Açık hava basıncı söz konusu olacak. Basınç olduğunda da ne yapacak? Yağım akacak dışarıya doğru. 3. Üstten delik açılmış, içi yağ ile dolu teneke kutunun alt ucundan boşalan yağın delikten akış hızı zamanla artar. Bu ifade yanlış arkadaşlar. Açık hava basıncı değişmiyor ortam değişmediği için. Zaten derinlik de azaldığı için ne olacak? Zamanla azalacak, akış hızın artar olmayacak. Yani 1 ve 2 doğru cevabım C seçeneğidir. 9. soru ile devam edelim. Buna göre kabın iç yüzeyindeki KLM noktalarına etki eden gaz basınçlarının sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Tamamen kapalı kap. Bu önemli bir ifade. İçinde belirli bir miktarda gaz bulunmaktadır. Kapalı kaplarda arkadaşlar gaz basıncı eşit dağılır. Balon gibi düşünebilirsiniz. Balon örneği gibi düşünebilirsiniz. Her noktaya eşit olarak basınç uygulamakta kapalı olduğu için zaten bunu bilebilirim. O zaman doğru cevabım ne olacak? A seçeneği. 10. soru ile devam edelim. Buna göre bu elementlerin elektron katman ilişkisi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şekilde periyodik tablonun bir bölümündeki elementler verilmiştir. Şimdi 1, 2 olarak düşünürsem, 1 ve 2 olarak düşüneyim. 1A, 2A olarak da düşünebilirim. K için ne söyleyebilirim arkadaşlar? 2 tane periyodu var değil mi? Katmanı var. 2 tane katmanı var. Ve ikinci grupta yani 2A grubunda diyebilirim. Zaten birincisi 2 elektron alıyordu. İkincisi de ne alabilir? 2 elektron alabilir. 3, 4, 5, 6, 7 alabilir. Yani burası tartışılır. Ama baktığımda seçeneklerde 1 var. 1'i eledim. L ve M'ye baktım. 3. katman yani aşağıya inmiş. O zaman 3. periyot diyebilir miyim? Evet. L'ye geldim. 3 periyotlu. M'de 4 periyotlu olacak. Çünkü bir altında. Öncelikle şunları bir sıralayalım. 2, 8. Son katmanına yazmıyorum. 2, 8 ve 8. 4 katmanlı olacak. Şimdi buraya 2 demiştim. Buraya 1 demiştim. Ne olabilir? 2A olabilir. O zaman 2, 2. 2, 8 ne olur? Burası 2'den küçük olması gerekiyor. O zaman 1 olur. Yine aynı grupta yer aldıkları için bunların son katmanındaki elektron sayısı aynı olacak. Bu da 1 olabilir. Baktığım zaman hangisi olabilir? B seçeneği doğru cevabım olur. 11. soru ile devam ediyorum. Buna göre kurutulmuş mermer parçasının kütlesi kaç gram olabilir? Metnimizi okuyalım. Günümüzün en önemli çevre sorunlarından biri asit yağmurlarıdır. Ev, fabrika ve iş yerlerinde fosil yakıtların yakılması sonucunda çıkan baca gazları ile motorlu taşıtlardan çıkan egzoz gazları hava kirliliğine sebep olur. Hava kirliliğine sebep olan başlıca gazlar karbondioksit, kükürt dioksit ve azot oksitleridir. Bu gazlar atmosferde çeşitli değişimlere uğrayarak zaman zaman rüzgarın da etkisiyle uzaklara taşınabilir. Bunlar bulutlardaki su buharı ile tepkimeye girerek sülfürik asit ve nitrik asit gibi maddeleri oluşturur. Asidik özellik taşıyan bu maddeler yağan yağmurlarla birlikte yeryüzüne asit yağmuru olarak inerek tarihi eserler ve ormanları tahrip eder. Asit yağmurunun mermer üzerindeki etkisini araştırmak için 5 gramlık bir mermer parçası sirke içerisinde
bir gün bekletilmiş ve sonra kurutularak kütlesi ölçülmüştür. Arkadaşlar biliyorsunuz ki asitler mermeri aşındırır. O yüzden baktığım zaman hangisi kaç gram olabilir diye soruyor. Mermerim aşınacak. Aşınırsa ne olur? Kütlesi de azalır. O zaman 5 gramlıksa 5 gramdan az olacak. Burada aynısını vermiş. Yani eşit demiş. Fazla fazla. Hayır arkadaşlar. 5 gramdan az olacak. Doğru cevabım A seçeneğidir. 12. soru ile devam edelim. Buna göre elementlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye soruyor bize. Hemen baktım. Elementimiz K, L, M, N şeklinde 4 tane elementlerimiz. K kırılgandır ve molekül yapılıdır. Bu nedir arkadaşlar? Kırılgansa ametal. Molekül yapılı, bu da ametal özelliğidir. L elektriği iyi iletir. İyi iletirse metaldir. M molekül yapılıdır. Yine ne olabilir? Ametal olabilir. N elektriği iyi iletir. Elektriği iyi iletir yani metal olabilir. Bakalım hangisi yanlıştır diyor. K elementi ametaldir. Evet doğru. L elementi metaldir. Bu da doğru arkadaşlar. Söyledik az önce. M elementi soy gazdır. Ne demiştik? Molekül yapılıdır. Arkadaşlar soy gazlar molekül yapılı değil. Atomik yapılıdır. O yüzden bu ifade yanlıştır. Doğru cevabımız C seçeneği. D'ye de bakalım. N elementi ısıyı iletebilir. Evet metaller ısıyı iyi ileten elementlerimizde. 13. soru ile devam edelim. Yukarıda verilen tepkimelerden yanma ve asit baz tepkime sayıları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi öncelikle oksijen varsa bunun bir yanma tepkimi olduğunu söylemiştik. Oksijen olanlara baktım. 2 tane. 2 tane yanma tepkimem vardır. HCl NH3, HCl hidroklorik asit, NH3 de amonyak, hidroklorik asit derken bu bir asittir, bu da bir bazdır. Asit baz tepkimesi, şöyle AB dedim. ZnH2SO4, bu nedir arkadaşlar? Bir element. Elementin asit ile bir tepkimesi, bu da nedir? Bir asittir. Yani asit baz ya da yanma tepkimesi değil. O zaman bunun alamam sayıya. Sodyum hidroksit ve hidroklorik asit. Bu da yine bir asit baz tepkimesidir arkadaşlar. Ne oldu? 2 yanma 2 de asit baz tepkimesi. Doğru cevabım D seçeneği olur. 14. soru ile devam edelim. Buna göre numaralandırılmış kaplarda aşağıdaki maddelerden hangileri olabilir? Çözeltideki pH değeri değiştikçe çözeltide renk değişimine neden olan bazı maddeler vardır. Bunlara indikatör ya da ayıraç adı verilir. Asidik ve bazik özellik gösteren maddeleri birbirinden ayırt edebilmek için belirteçler kullanılır. Turnusol kağıdı bu belirteçlerden biridir. Belirteçler asidik ve bazik özellik gösteren maddelerde farklı renkler alır. Doğal olarak kullanılan belirteç de vardır. Bunlardan biri lahana suyudur. Asit ve baz çözeltilerine mor lahana suyu damlatıldığında aldığı renkler aşağıdaki gibi tabloda verilmiştir diyor. Mor lahana suyu kırmızı, asitte kırmızı özelliği veriyormuş, kırmızı rengi veriyormuş. Bize bazda ise mavi veriyormuş. Bakalım. Birinci kapta mor lahana suyu kırmızı, o zaman asittir bu. İkinci kapta mavi, baz. Üçüncü kapta ise yine mavi renge dönüşmüş, baz. Ben de burada ne arayacağım? Asit, baz ve bazı arayacağım. Bakıyorum turşu suyu. Turşu suyu asidik bir maddedir. Süt yine asidik bir maddedir. Laktik asitten aklınıza gelsin. Sıvı sabun bazik bir maddedir. Ben ne arıyordum? Asit, baz ve baz. O zaman A olamaz. B amonyak. Amonyak nedir arkadaşlar? Bir bazdır. Direkt eledim. Sirke yine asit. Portakal suyu da asit. Bunları bilmeliyiz. C gazoz. Gazoz bir asittir. Şampuan, baz. Küllü su da bir bazdır arkadaşlar. Galiba cevabı bulduk. D'ye de bakalım. Kezzap bir asittir. Kuvvetli bir asittir. Yoğurt yine asittir. Süt gibi. Limon suyu da bir asittir. Bunun hepsi asit. Doğru cevabımız nedir? C seçeneği.
15. soru ile devam edelim. Buna göre aşağıdaki modellerden hangisi bu bilgiye verilen DNA molekülüne ait olabilir? DNA nükleotit adı verilen küçük birimlerden oluşur. Her nükleotit şeker, fosfat ve azotlu organik bazdan meydana gelir. DNA'da 4 çeşit azotlu organik baz bulunur. Bunlar adenin, guanin, sitozin ve timin. Bilgi, bir DNA molekülünün belirli bir kısmında bir adenin, bir sitozin organik bazı bulunmaktadır. Buna göre hangisi olabilir diye soruyor bana. Neye bakacağım? Bir adenin ve bir sitozin var mı, ona bakacağım. Şimdi bakalım. Adenin var, sitozin var, olabilir. B'ye baktım. Adenin, eledim. Adenin, timin, olamaz. Ve adenin, yine olamaz arkadaşlar. Doğru cevabı nedir? A seçeneğidir. 16. soru ile devam edelim. Buna göre çaprazlamada kullanılan birinci ve ikinci bezelyelerin genotipleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Bakalım. Burada neler var? Kısa boylu bezelye var. %25. Uzun boylu bezelye, uzun boylu. O zaman kısa boylu bezelye çekinik karakterdedir. Diyebilir miyim? Evet. Çekinik 1, çekinik 3. Baskın karakter meydana geliyorsa buna ne diyebilirim arkadaşlar? Heterozigot 2 birey çaprazlanmıştır diyebilirim. Çaprazladığımızda sonucumuz ne çıkar? Büyük A büyük A, büyük A küçük A, büyük A küçük A ve küçük A küçük A çıkar. Hemen bakalım hangisi doğrudur diye soruyordu. Birinci bitki homozigot baskın. Hayır, ne dedik? Heterozigot. B'ye baktım. Birinci bitki heterozigot baskın. Evet. İkinci bitki heterozigot baskın. Evet arkadaşlar, ikisinde heterozigot olduğunu söyledim. Doğru cevabımız B seçeneğidir. C ve D'ye bakmaya gerek yok. Zaten homozigot demiş. Homozigot çekinik, yani küçük A küçük A'dır ve büyük A küçük A'dır demiş ama böyle değil. Doğru cevabımız B seçeneği. 17. soru ile devam edelim. Burada da sarı ve yeşil tohumlu bezelyeler ile ilgili yapılan çalışmalar görülmekte. 1, 2, 3 ve 4 numaralı bezelyelerin çaprazlaması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye soruyor bana. Şimdi baktım. Sarı tohum, sarı tohum, sarı tohum, yeşil tohum. Burada ne yapmış? Kendi kendine çaprazlama, yani kendileştirme yapmış. Burada bir çekinik karakter var. Yine yukarıda yaptığımız sorunun aynısı diyebiliriz. O zaman bunlar ne olur? Böyle düşünebiliriz. 4'te 1 oranında çekinik karakter varsa sarı tohum baskındır yeşil tohuma. Geldim homozigot sarı tohumlu. Homozigot sarıysa büyük A büyük A. Homozigot yeşil tohumlu bezelye demiş. O zaman küçük A küçük A. Buradan ne gelir? %100 heterozigot gelir. %100 heterozigot yine ne yapmış? Kendileştirme yapmış. Evet, gördüğünüz gibi çaprazlamamız ve genlerimiz doğru. Şimdi bakalım yanlıştır ifadesine. 1 ve 2 numaralı bezelyeler çaprazlandığında yeşil tohumlu bezelye oluşabilir. 1 ve 2. Bir sarı tohum büyük A, küçük A. Evet, oluşabilir arkadaşlar. Oluşabilir dedik ama arkadaşlar burada sarı tohum, yani şöyle düşünün, bu heterozigot bir birey dedik ama burası da heterozigot olabilir. Yani şu ikisi de heterozigot olabilir. Kafanız karışmasın. Bu homozigot olabilir. Sırayla yazılmış olmayabilir. O yüzden oluşabilir ifadesi doğru kabul edilir. 2 ve 3 numaralı bezelyeler çaprazlandığında yeşil tohumlu bezelye oluşabilir. 2 ve 3. Yine aynı şekilde bunlar ikisi de heterozigot olabilir. Yeşil tohumlu bezelye de ortaya çıkabilir. 3 numaralı bezelye kendi kendine çaprazlandığında sarı tohumlu bezelye oluşabilir. 3 numara ne olabilir arkadaşlar? Heterozigot olabilir. Kendi kendine çaprazlandığında da evet, sarı tohum meydana gelebilir. 4 numaralı bezelye kendi kendine çaprazlandığında sarı tohumlu bezelye oluşabilir. Bakın bu ifade kesinlikle yanlıştır. Neden?
Çünkü yeşil tohum çekinik. Ve kendi kendine çaprazladığında şu şekilde %100 ne çıkacak? Yeşil tohum çıkacak. Yani sarı tohum olma ihtimali yoktur arkadaşlar. Doğru cevabımız D seçeneğidir. 18. soru ile devam edelim. Konu ile ilgili kullanılan görsele göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi doğru olur? Fen bilimleri öğretmeni anlattığı konuyla ilgili yukarıdaki görseli kullanmıştır diyor. Bakalım pH değeri 0,7 asidik toprakta yetiştirilen çuha çiçeği mavi mor çiçekli olur. pH değeri 7,14 bazik toprakta yetiştirilen çuha çiçeği kırmızı renkli olur. Şıklara bakıyorum. A. Canlılarda çevrenin etkisiyle meydana gelen ve kalıtsal olmayan bazı değişiklikler olur. Evet arkadaşlar, bu ifade kesinlikle doğrudur ve çıkarıma örnek olarak verilebilir. B'ye bakıyorum. Bir canlının belirli bir çevrede yaşama ve üreme şansını arttıran bazı kalıtsal değildir arkadaşlar. Burada neden bahsediyor? Modifikasyondan bahsediyor. Modifikasyon kalıtsal değildir. C'ye baktım. Ortama uyum sağlayabilen canlının yaşaması, uyum sağlayamayan canlıların yok olması söz konudur. Hayır arkadaşlar, burada adaptasyondan bahsediyor. Kromozomlarda parça kopması veya DNA'lardaki gen dizilişlerindeki hatalar sonucu farklı karakterlerde bireyler oluşabilir. Bu da nedir? Mutasyondur. Mutasyon örneği değildir. Yukarıda nedir? Doğru cevabımız modifikasyon örneği. Yani çevrenin etkisiyle meydana gelen ve kalıtsal olmayan bazı değişiklikler olabilir. 19. soru ile devam edelim. Buna göre bu canlıların sahip olduğu benzer adaptasyon aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Bakalım. Canlılar yaşamlarını sürdürebilmek için bulundukları ortama uyum sağlamak zorundadır. Canlıların yaşadıkları ortama uyum sağlamalarına adaptasyon adı verilir. Adaptasyonlar yıllar içinde geliştirilen ve kalıtsal olan özelliklerdir. İki farklı canlıya ait resim verilmiş. Birisi kutup ayısı, diğeri ise penguen. Bakalım üreme biçimleri ve yavrularını besleme şekilleri. Arkadaşlar üreme biçimleri ve yavrularını besleme şekilleri aynı değildir. Vücut büyüklükleri ve kış uykularına yatmaları. Ayılar kış uykularına yatar ama penguenler yatmaz. Deri altında yağ biriktirmeleri ve suda hızlı hareket etmeleri. Evet, bu ortama, yani bulundukları ortama göre sağladıkları adaptasyondur ve ortaktır arkadaşlar. D. Yaşam süreleri ve üreme biçimleri. Yine üremeden bahsetmiş ve yaşam sürelerinden. Bu da farklıdır arkadaşlar. Doğru cevabımız ne olacak? C seçeneği. 20. soru ile devam edelim. 20. soru ile bitirelim artık. Bir tek bireyden alınan hücrenin çoğaltılarak ana bireyle tamamen aynı genetik yapıda yeni birey oluşturulması işlemine klonlama denir. Klonlama sayesinde yapay organlar üretilmesi ve organ nakli bekleyen hastaların sağlığına kavuşması hedeflenmektedir. Bu yöntem geliştirilerek günümüzde bir canlının hücresindeki DNA'nın tamamı kopyalanabilmiştir. Bilim insanları Dolly adını verdikleri bir koyunu bu şekilde elde etmiştir. Aşağıda bir koyunun klonlanması ile ilgili açıklamalar verilmiştir. X koyunun vücut hücresi, Y koyunun yumurta hücresi. Buna göre verilen klonlama ile ilgili yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur diye soruyor bize. Bakalım. T koyunu eşeyli üreme ile oluşmuştur. Eşeyli üreme ile oluşmadı arkadaşlar. Ne yaptık? Bu koyunun vücut hücresinden alıp diğer yumurta hücresini alıp birleştirdik ve klonlamasını yaptık. Yani aslında bir koyunun aynısını ürettik diyebiliriz. O zaman birinci ifademiz yanlış. 2. T koyunu X koyunu ile aynı kalıtsal yapıya sahiptir. Bakalım. Vücut hücresi, yani kimin DNA'sı alındı? X koyununun. O zaman evet, aynı kalıtsal yapıya sahiptir diyebilirim. 3. T koyunu Z koyununa ait genetik bilgiler taşır. T koyunu budur. Z koyunundan doğar. Fakat arkadaşlar bu nereden alındı? X koyunundan alındı ve Y koyunun yumurta hücresi ile birleştirildi. Sadece Z koyunu taşıyıcı anne rolü oynadı.
O zaman ne yaptı? Bundan doğmasına rağmen aynı genetik bilgi, yani kalıtsal bilgiyi taşımadı. Aslında neyi taşır? X koyunu ile aynı genetik kalıtsal bilgiyi taşımış olur. Bu da yanlıştır. Doğru cevabımız ne olur? Yalnız 2, B seçeneğidir.